Aldatılan kişinin aslında erkek ya da kadın olması fark etmiyor. Aldatılma duygusu her iki cins için de oldukça zordur. Aldatılan kişi için hatta bu bir duygusal krizdir diyebiliriz, bir yaşam krizdir diyebiliriz. Burada şunu özellikle vurgulamak lazım. Standart ve tipik bir aldatma yoktur. Ve dolayısıyla her aldatılan kişi için de farklı duygular geçerli olabilir. Aldatılan kişi eğer eşine karşı sevgi hissediyorsa bu durumda ilişkiden de kopamayacağı için çok zorlanabilir. Üzüntüyü, öfkeyi ve sevgiyi bir arada yaşar. Bu da içsel aslında bir karmaşaya yol açar. O nedenle bir süre eşine karşı inişli çıkışlı davranabilir aldatılan kişi. Duygular doğal seyrine bırakılmalıdır bana göre. Yani kişi kendisini ben bu duyguları yaşamayayım, baskılayayım dememelidir, bu mesajı vermemelidir. Bununla beraber bu süreçte güven duygusu oldukça zedeleneceği için ilişkilerinde zorlanma yaşamaları da kaçınılmaz olacaktır. Aldatmayı yok saymak yerine ilişkilerine yeni bir yön verirken bir evlilik terapistinden de destek almaları çok yararlı olacaktır.